altın fiyatları ulusal ve uluslararası boyutu var bunun. Yani sadece bizim ülkemizi ilgilendiren bir şey değil. Siyasi ve iktisadi olaylar etkiliyor altın fiyatlarını, dünya borsalarını. Tabii ki dolayısıyla da bize yansıyor. Bunun birçok sebepleri var. Sizlerin de bildiğiniz gibi siyasi ve iktisadi olaylar, işte ülkelerin arasındaki gerginlikler, petrol şeyleri, krizleri veya doğalgaz, ülkelerin birbirleri olan münasebetleri, ticarette işte Çin-Amerikan savaşı, Avrupa ile olan işte diğer ülkelerin, herkes kıyasıya birbiriyle bir mücadele veriyor. İşte İran'da bir olay oluyor, etkiliyor. Bunların hepsiyle etkilediği için evet, ortada bir gerçek vardı. Biz 2020'nin başında altının 280 liraydı o zaman, o dönemlerde. Çeyrek 400 lira civarındaydı. Biz şunu söylüyorduk. Altın fiyatı yıl sonuna doğru grama 500 lira, çeyrek altında 900 lira, 1000 lirası olabilir diyorduk. Aşağı yukarı dediğimiz fiyatlara geldi, oldu bu fiyatlarda. Evet, son dönemde Merkez Bankası'ndaki değişikliğinde getirdiği ve Maliye Bakanı'nda olan gelişmeden sonra gerileme oldu. Tabii ki bizim ülkemizi ilgilendiren demek ki olumlu bir takım gelişmeler oldu ki fiyat geriye geldi. Bu demek değil ki altın fiyatı düşecek. Altın fiyatı düşmez. Dünyanın her yerinde en geçerli maden altındır. Yani bozulmaz, rengini atmaz. Niye merkez bankaları dünyanın altın biriktiriyor? Örneğin Amerika'nın 8000 ton altından bahsediliyor. Türkiye'nin 500 ton altından bahsediyor. Diğer ülkeler işte 3000 ton Almanya, 5000 ton İngiltere gibi bütün ülkeler kendi güçleri doğrultusunda, ekonomileri çok güçlü olmasına rağmen, sanayileri çok iyi olmasına rağmen ne yapıyorlar? Bunlar da altın biriktiriyor. O da şunu gösteriyor ki ne olursa olsun altın geçerliliğini daima korur. Türkiye'de 20'ye yakın meslek yüksekokulu var. Üniversitesi var, lisesi var. Buralarda eğitim alıyor. Kendi kültürümüzü, işte Güneydoğu'daki tarihi eserlerin üzerindeki desenlerden, doğudakinden, batıdakinden, tarihi eserlerin üzerindekinden işlenerek, örneğin Yağcı Bedir halısı diye Balıkesir'de var. Dursun Bey Meslek Yüksekokulu var. Hovalı'dan yola çıkarak oranın ürünlerini yapıyorlar. Şimdi bunlar böyle olduğuna göre, bu kadar üniversite ve artık eğitimli bir sektör olduğumuza göre, kanunlarda bizim boşluğumuz var. Her önüne gelen kuyumcu açıyor. Keyfilik var. Kimin ne yaptığı belli değil. Biz bununla Ankara Kuyumcular Odası olarak diğer illerle uğraşıyoruz. Bizim bir şeyimiz olması lazım. İş yeri ve sermaye standartımızın olması lazım. Böyle başıboz, bozuk, gelişi güzel bir sektörüz yani. Bu da bize tabii sektörümüzün adını lekeliyorlar. Zaman zaman duyuyorsunuz. Sahte altın satanlar, sahte altın alanlar, vatandaşı dolandıranlar. Bunların olmaması için kuyumculuğa bir standart gerekiyor. Hem dükkan standardı iş yerinin, hem de kuyumcu dükkanındaki sermaye standardı lazım. Eğitim lazım. Eğitimli insanlar olması lazım. Yani sonuç itibariyle sektörün doğusu, batısı her yerinde büyük gelişme var. Irak'a büyük ihracat yapıyor arkadaşlarımız. Güneydoğu'da bunu biliyoruz. Gaziantep'te Kuyumcu Kent diye devasa bir tesis yapıldı. İstanbul'da var zaten. İstanbul zaten bunun merkezi. Her ilde kendini biraz daha bu sektörde göstermeye bakıyor. Onun için önümüzdeki günlerde sektörün bir an önce standardı, işleri ve sermaye standardının oluşmasını, yetkililerin sesimizi duymasını, taksit sayısında değil 6'ya indirme, 12'ye çıkarılmasını talep ediyoruz biz. 2021'de altın fiyatları bugünkünün üzerinde olacak. Yani bu da ne zaman fark edeceğiz bunu? 2021'in ilk çeyreğinde göreceğiz. Yani Ocak'ta Mart arasında altındaki yükselmeyi göreceğiz.